Deniz Seki'ye gelen en ağır eleştiriler işte senin geçen hafta giydiğin Hatice'nin elbisesine benziyor. Sana yakıştı mı? İçinde bir şey var mı yok mu? Bunlara kırıldı. Bunlara çok üzüldü ve bir elbisesi üzerine bir açıklama yapmak durumunda kaldı. Çok acımasızsınız, çok kırıcısınız diye bir şeyler Şimdi artık söyledi. sosyal medya var. O kadar şuursuz bir Herkes kadın dikkat değilim. edecek. Herkes dikkat. Şimdi bu elbiseyi giyiyorsan o eleştirileri alacak. Evet, işte biz de onu evet. söyledik. Yani evet. giyme alma. Şimdi evet. aynen giyme, öyle. Alma. Yani şimdi benim pehlivan onu giyebilir mi? Hayır sen ben hayatım mide, ben de zayıfladım. Onu da anlatacağım. Ben de mide botoksu yaptırdım, evet, zayıfladım. Zayıfladın. Korse var mı peki? Üç korse yok, var. Korse morse neredeyse vallahi zor şey yapacağım. Zor geçirdik, yukarı doğru çekemiyorum. Safiye'nin elbisesini diken bir bayan var Gönül Hanım diye. Evet. Her provada Faik Bey ölçü değişiyor. Şeylerde iğneler diyor belli gibi atıyor diyor böyle. Olmuyor ki. Allah senin var ya şu kulaklarını ama çekeceğim. Biz onu bu sefer böyle gayet formda bulduk çünkü mide botoksu oldu. Mide ne cesaret botoksu, gitti. Ben 7 kilo verdim 7. 7 kilo. Doktor beni yemin aradı. Yemin ederim 7 kilo ne verdim. Doktor orada Faikçiğim senden bir ricam var dedi. Erol Safyan'da hocam sağ olsun. Mide botoksu yaptık. Bu benim kariyerim, mesleki hayatım. Sen. Rica ediyorum dedi. Safiye benim kariyerimle oynayacak bir şey yapın. Yemesin dedi. Frenle dedi. Ha, doktora kötü dönecek evet. yoksa değil mi? Evet. Onun için Safiye Hanım'ı aşırı frenliyoruz. Evde peki Hayır. nasıl iştah durumları, yemek durumları? Valla benim diye doğru söyle bak şimdi Allah için. Sen uydurma Fahri. Safiye, çok uyduruyorsun. Sen bir defa sen iştahlı bir kadınsın. Hayır iştahlıyım değil ama yani artık yani buldu sen, yani. Ya sen bir lokantaya gittiğin zaman mesela bir porsiyon söyleyeceğimizde Safiye ortaya bir tane söyleyip yiyelim dediği dakika harp çıkıyor. Ne gerek var? Niye böyle şey yapıyorsun Ay, falan diye. Senkine bak. Senin şu ben, göbeğine bak. Bir de bana bak. Sen, benim de bir şey kalmadı. 7 kilo verdim. 67 ile gittim. Evet gayet iyi. Ondan sonra ben şu anda 60 kiloyum. Allah nasip ederse Mayıs'ta da şöyle artık iyice giden gider sonra belki bir karın gelme falan yaptırabilirim. Dört karın gelme. Diyetisyenle mahkemeliyiz. Anladın Kimi? Mı? Dört tane diyetisyenle mahkemelik olduk. Aa ciddi mi? Evet. Safiye Hanım'ın iştahı yüzünden. Kime gidiyorsak telefonunu kapatmış bize. Aradığımız size ulaşamıyor yazıyor. Kim ararsak. Safiye'ye bir tane bir tas vermişler. Akupunktur yapmışlar. Kulaklar. Evet. Tas verdi. Tas da Safiye Hanım'ın ölçeği. Buna göre yiyeceksin dedi. Biz de İstanbul'dan Ankara'ya gidiyoruz. Bordağ'a da mola verdik. Ulan bir baktım Safiye geliyor. Arkasında iki garson geliyor. O ölçeğe göre ne kadar yemek varsa almış. Hepsinden ikişer kaşık dedi. İki kaşık ver diyemiyorsun tabii ki. Ölçekle. Yoldayız. Evet. Neyse. Her böyle her şeyden birer tabak verdi. Garson böyle elime de verdi böyle getirdim. Neyse. Ay böyle şaşırdı. Sen diyette değil miydin? Hocayı aradım oradan. Hocam dedim bir aksilik Çok oldu herhalde. Bir Yanlış bir şey mi yaptınız? Deldiniz, bendiniz. Bunun işte açıldı. Bunu zapt edemiyoruz dedim. Neyse bir daha gelin dedi. Gittik bu sefer dedi Safiye Hanım'a ayak parmaklarından yapak dedi. Kulaklar işlemedi dedi. Ayak parmaklarından yaptılar. Yine zapt edemedim. Doktoru aradım. Dedim hocam bak olmuyor dedim. Ya bu hanımefendinin dedim iştahı arttı dedim. Kulaktan yaptın olmadı. Ayak parmağından yaptın. Bir daha beni aramayın lan dedi. Kapat telefonu dedi. Benim kariyerim bitti senin yüzünden dedi. Adamın akupunktur hayatı bitti Safiye yüzünden. Ama bak botoks sayesinde zayıflamış ama. Valla bu sağ olsun benim hocam hem de hemşerim kendisi. Sen Erol, neden Erol Vural hocam. Gezmediğin memleket kalmadı. Kırşehirli. Annem Kırşehirli. Babam Bolulu. Ben de Ankaralıyım. Annen Faik ne çok... zaman Kırşehirli oluyor? Ay Faik sen beni tanımadın mı daha 20 seneden beri? Ya Safiye kim nereden nesi ben de oralıyım diyor. Allah canı benim var. Benim annem de öyle. Bizim gitmediğimiz memleket kalmadı.